Merhaba, bugün hamileler için bir egzersize geldim. Hamileler karın egzersizleri yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Ancak öncelikle her zaman söylediğim gibi doktorunuzdan onay almanız gerekiyor. 0-12 hafta içerisinde yapmanızı tavsiye etmiyoruz. 35. haftadan sonrası da başlamak için uygun bir zaman değil. 12 ve 35. haftalar arası hamilelerin ikinci trimesterinde gayet uygun bir dönem. Tabii ki riskli gebelik bölümünde takip edilmiyorsanız, herhangi bir riskiniz yoksa, sağlıklı bir gebelik geçiriyorsanız o zaman benimle birlikte bu karın egzersizlerini yapmanızda hiçbir sakınca yok. Peki ya faydaları? Tabii ki çok fazla. Öncelikle normal doğumu yaparken size kolaylık sağlıyor. Karın kaslarınız kuvvetli olmuş oluyor. Kaslarınız ayrılmıyor. Doğumdan sonra sarkmalar olmuyor. Doğum sonrası toparlanmanız kolaylaşıyor. Kas kuvvetiniz yerinde olduğu için gebelik boyunca bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı yaşamamış oluyorsunuz. Sağlıklı bir gebelik geçirmiş oluyorsunuz. Siz daha sağlıklı olduğunuz için bebişleriniz de daha sağlıklı oluyor. O zaman hadi hep birlikte başlayalım. Gayet basit egzersizler, sizi yormayacak ama karın kaslarınızı ciddi fark ettirecek hareketler göstereceğim şimdi sizlere. Ama her zaman söylediğim gibi öncelikle doğru nefes. Nefes alalım. Nefes verirken karnımızı içeri doğru çekelim. Bu bile başlangıç seviye bir karın egzersizi aslında. Alın nefes, verirken çekin içinize doğru. Günlük hayatta bunu düzenli yapsanız bel ağrılarınız bile azalır. Aldık nefes. Verirken karnımı içeri doğru çekiyorum. Pelvisimi arkaya doğru sabitliyorum. Al nefes. Verirken çek. Güzel. Şimdi yavaşça yatıyoruz. Yatarken yine aynı nefesi tekrar edeceğiz. Nefesle beraber hareket yapacağız. Unutmayın, her zaman hareketin zor kısmında nefes vereceksiniz. Üfler gibi. Al nefes. Verirken belini bastır. Güzel. Al nefes. Verirken o göbek biraz içeri gitsin. Güzel. Aldık nefes. Verirken çek karnı içeri. Şimdi bel ağrısı çekenler özellikle sizler yapın. Aldım nefes. Verirken bir bacağımı yukarıya doğru kaldırdım. Elim belimin altından çekiyorum. Tekrar al nefes. Verirken diğer bacak. Nefes aldım. Verirken sık karnını. Evet. Tek tek bacakları karnımıza doğru çekiyoruz. Eğer gebeğiniz ilerlediyse 30. haftadan sonra bir miktar zorlayabilir. O zaman biraz daha bacağınızı yana doğru açabilirsiniz. Karnınıza doğru bastırmayın. Al nefes. Verirken güzel. Aldık nefes. Hareketleri yaparken karın ağrısı, kasık ağrısı, bu tarz şikayetleriniz oluyorsa devam etmeyin. Bir doktorunuza danışın. Daha sonra hareketleri tekrar yapmaya çalışın. Aldım nefes. Güzel. Çok derin nefes almayın. Fazla oksijenden. Başınız dönebilir. Güzel. Tek tek bacaklarımı kaldırdım. Evet. Şimdi aynısını masa pozisyonuna gelerek yapacağım. Bir bacağımı yukarıya kaldırdım. Şimdi diğerini masa pozisyonundayım. Şimdi hop tek tek indiriyorum. Güzel. Aldım nefes yavaşça. Burada indirirken nefes vermeniz gerekiyor. Şeklinde. Güzel. Al nefes. Kaldırmak kolay. İndirirken karnı sık. Sık. Güzel. Al nefes. Verirken. Çok güzel. Aldık nefes. Verirken. Evet. Devam ediyoruz. Evet, karın kaslarınızı bu harekette biraz daha etkin hissediyorsunuz. Hiç korkmayın. Bu kadar karın kası sıkmakla çocuk falan doğmaz. Öyle olsaydı doğumlar çok kolay olurdu. Güzel. Evet, bu iki hareketi yaptıktan sonra bir miktar bacaklarımızı kendimize doğru çekerek rahatlatalım belimizi. Hem de bir miktar dinlenme olsun. Şimdi lastiğimi alıyorum yerden. Ayağımın altından geçiriyorum. Tek bacağım düz. Al nefes. Verirken kaldır. Burada bir miktar esnet. Evet, bacağın arkasında gerilme hissetmeniz çok normal. O sadece gerginlik. Kaslarımızı esnetiyoruz çünkü bunu yaparken. Güzel. Al nefes. Verirken kaldır bacağı. Kasları kasmak kadar esnetmek de çok önemli.
ağrıların sebebi kasların kısalması da aynı zamanda. O yüzden kasları uzatmamız gerek. Uzatmak için de germe yapmamız gerekiyor. Kaldırdım. Güzel. Lastik bana destek oluyor. Elinizde lastik yoksa bu hareketi lastiksiz bir şekilde de yapabilirsiniz. Burada güzel. Ayak bileğimi de kendime doğru çekmemi sağlıyor. Güzel. Kolları ekleyebiliriz. Güzel. Aldık nefes verirken. Yukarıda. Al nefes. İyice esnet, esnet, zorla. Arkası esnesin, gerilsin. Evet. Son 3. Aldım nefes. Ağzıma sinek girecek. Araymış. Kesme, kesme. Bu arı... Şimdi diğer bacak. Meşhur benim böyle şeylerim. Diğer bacağı yapıyoruz. Evet, hiç bölmüyorum. Alıyorum nefes. Verirken kaldır bacağı. Yukarıda esnet. Güzel. Al nefes. 2. Kollarla birlikte yapalım şimdi. İlk birkaç harekette bacak arkasındaki gerilmeyi daha fazla hissedersiniz. Normal. Bir miktar acıyacak. Ağrı değil o. Ondan sorun olmaz. Sonra esnedikçe zaten o ağrı, acı hissi de azalacak. Güzel. Devam ediyorum. Nefes aldım. Nefes verirken kolumla beraber bacağımı esnettim. Son 5 yapalım. Güzel. Bacağı son noktada iyice ger, iyice ger. Evet. Son 2. Son kez yapıyorum. Güzel. Bacak dinlensin. Bandımı buraya bırakıyorum. Evet, yine çek. Bir miktar esnesin. Bel rahatlasın. Güzel. Şimdi dizler bükülü yatıyorum. Hamilelikte yapılacak en temel karın egzersizi bu aslında. Karın kasları ayrılmasın diye. Alıyorum nefes verirken, başımla birlikte, başımı kaldırırken karın kaslarımı orta noktaya doğru birleştiriyorum. Aldık nefes verirken, eller çapraz karında, ortaya doğru sık. Güzel. Nefes vermeyi unutma kalktığında. Nefes tutarak asla yapmıyoruz. Çok tehlikeli. Al nefes verirken. Üç. Güzel. Aldık nefes verirken. Sıkıştır iyice. Dört. Daha fazla kalkmıyoruz. Hamileyken başımızı sadece kaldırıyoruz. Omuzlar sırt kalkmıyor. Güzel. Nefes vererek karın kaslarımı orta noktada topluyorum. Devam. Son 5. 4. 3. 2. Ve son kez yaptım. Güzel. Yavaşça dinleniyorum. Karnı sev. Evet. Güzel. Hamileyken yapabileceğiniz birkaç karın hareketi gösterdim bugün de. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.